hakikat tektir, hükümler farklılık arz eder. O zaman bir hakikati ifade ederken karşımızdakinin mertebesine göre, anlayışına göre ifadeler kullanarak ifade etmek lazım. Bazen bu hakikati ifade ederken mümkün olduğu kadar örterek kelimelerle ifade etmek icap eder. Ehli olur karşıdaki kişi o hakikati üzerindeki örtüler kaldırılarak ayan beyan ifade etmek gerekir. Çünkü karşındaki mertebesi onu gerektirir. Onu ayan beyan anlamayı gerektiren bir mertebesi vardır. O zaman da o kişiye örtüleri kaldırarak anlatmak gerekir. O insana örtülü anlatırsan onun mertebesinin aşağısında ifade etmiş olursun ki o zaten oradan haz almaz, lezzet almaz. Beklediği değildir çünkü. Hikmete zulmetmek için. Tabii hikmete zulmetmemek gerekiyor. Oradan da örtüyü kaldırmak gerekiyorsa kaldırmak lazım. Örtmek gerekiyorsa örtmek lazım. Bunun için denge, terazi şart. Biraz kaldıralım hocam örtüleri. İşte kaldırılması gerektiği yerde kaldırıyoruz inşallah. İlmimiz nispetinde kaldırılması gerektiği yerde kaldırıyoruz. Kişiye göre bazen oluyor. Bir arkadaşla, iki arkadaşla, üç arkadaşla sohbet ettiğimiz oluyor. O sohbetimizde de o gruptaki arkadaşların idrak düzeyine göre ne derece kaldırılması gerekiyorsa ona göre de kaldırıyoruz. Bir de derecesi var. Tabii derecesi de var. Tamamen değil. Yani işte ilmimiz nispetinde ne derece kalkması gerekiyorsa. Yani şimdi işte. Öyle bir hal var ki belki biz vakıf olsak bile o kaldırılmış yalın halinden bir kısmına ama oradaki arkadaşlar o bilgiyi taşıyamayacak veya kaldıramayacak olabilir. Veyahut da yanlış anlayabilecek olabilir. Erken olabilir değil mi? Erken izah edilmiş olabilir. Henüz kıvama gelmemiş olabilir. Öyle ya şimdi kıvam meselesi yani. Şimdi hamurun bile bir kıvamı oluyor değil mi? Belli miktarda una, belli miktarda su girilip yoğruluyor belli bir zamanda. Yoğrulduktan sonra belli bir sürede beklemeye alınıyor. Hep bak kıvam. Her şeyin bir kıvamı var yani. Hamura yeteri derecede suyu girmezsen ölçüyü tutturamazsın. Şöyle ekmeğin bir, güzel olmaz. Çöreğin güzel olmaz. Şöyle bir şey oluyor ama. Bazen güneşte kalıyorsun, bazen gölgede kalıyorsun. Güneşte kalınca biraz daha çabuk oluyor. Güneşte kaldı mı daha çabuk pişiyor değil mi? Evet. Bazen öyle de oluyor. Kişinin evet. Mizacına göre tabii. Evet. O da nasipten tabii. O da nasipten. Güneşte kalmak hasebiyle güneşten de faydası oluyor. Daha evet. Çok olgunlaşabiliyor. Muhakkak tabii. Allah değerlendirebilenlerden eylesin inşallah. Güneşe yakın olanlar değil mi? İşte tabii o da var. Güneşe yakınlığı nispetinde daha da çabuk kızarabiliyor, olgunlaşabiliyor. Eyvallah. O da nasip gene. O da nasip. Tabii o da nasip yani. Bizde bir şey yok. Yani o mahal, o bulunduğu mazhar, bulunduğu mahal ile güneşi talep etmiş. Güneşi görebilecek evet. Mahaldeymiş ki o aşkı kızarmada o aşkı çabuklaşıyor. Istemiş, istemiş. Öteki de gölgede kalmış. İstemese Allah vermez zaten. Vermez. İstemiş ki verdi. Yine Muhittin İbn Arabi Hazretleri diyor ya, bana verilmedi deme. O kadar. Ben almadım de. Almadım. Çünkü Allah aleme tecellisini kısıtlama yapmaksızın zuhur ettirmekte. Allah'ım sonmaz. Sadece o tecelliden biz mazharlar olarak biz kabımıza göre talep edip aldığımız için dolayısıyla diyor kınayacaksan kendini kına. Sevineceksen kendi mertebene haline sevin. O, hakikati bu işin yani. Kınayacaksak da kendimizi kınayacak başka kimsemiz yok. Yani işte Allah vermedi etmedi yok öyle bir şey. Bu Allah'ta cebriyecilik yok. Kınayacaksak kendimizi kınayacağız. Demek ki biz talep etmemişiz. Bizim talebimiz neticesi oluşan kalıbımız ya da talebimiz neticesi oluşan terkibimiz bizim talebimiz neticesi oluşması hasebiyle yine kınayacaksak kınamamız kendimize dönecek. Allah'a suç isnat edemeyiz. Yine İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri ne güzel söylemiş diyor ya sonra eren bir kişiye sormuşlar. Demişler ki Allah'a suç isnat etmekten nasıl kurtuldun? O da demiş ki Allah'ın mülkünde Allah'tan gayrısını koymadım. Böylece kurtuldum. Koymadım diyebilecek seviyeye gelmiş. O ilme, yani, o ilme sahip olmuş. Evet. O mertebede. Yani. Allah'ın mülkünde Allah'tan gayrısını koymadım. Bunu diyebilmek için tabii o mertebenin adamı olmak lazım. Eğer gayrı varsa hala gayrı varsa o mertebede değilsin. Tam şeyi tevhidi yakalamış. Tabii o tevhidin hakikatini, özünü yakalamış.